Acaba nanayı çatlayana kadar güldürsem mi? Aa, yok yok, daha korkunç bir şey olmalı. Şişmanlık formülü. Bak, bu kulinada işe yarayabilir. Heh, herhalde delirir. Bu da ne böyle? Kullanıldığında büyük birinin ruhu çocuğa döner. Bu cihazı yapabilir miyim acaba? Heh, şurası şöyle, burası böyle. Tamam, yaparım ben bunu. Heh, nanacık, belki de küçük bir çocuk ruhuna kavuştuğunda gerçekleri ağzından kaçırıverirsin. Böylece ben de amacıma kavuşurum. İnsan olmana o kadar kolay izin vereceğimi sanıyorsan çok aldanıyorsun nanacık. Küçük bir yumurcağa döndüğünde bakalım kendini nasıl hissedeceksin? Ve o sırrı nasıl saklayacaksın? Evet, sonunda hazır işte. Biraz daha beklemeliyim. Şöyle el ayak çekilsin. Rahat rahat eve girip bu aleti yerleştireyim. Bezbebe dönecek. Na 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 na. Layığını bulacak. Na 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 na. Bakalım uyumuşlar mı? Benim her şeyim. Aslında bugün biraz sıkıldım ama belki de bu yapılan uygulama işe yarar. Onların ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamam bazen gerçekten çok zor oluyor. Bu yüzden onlara istemeden haksızlık yapabiliyorum. Bence sen çok iyi bir babasın. Teşekkür ederim. Hadi çıkalım da uyanmasınlar. Çıkalım mı? Sen Makbuş'un odasında uyumuyor musun? Tabii ya, evet. İş bu kadar. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Sana da. Nana. Efendim. Sen ne kadar özel biri olduğunu biliyor musun? Evet. Ay şey. Hayır yani. Teşekkür ederim. Yani. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen de çok özelsin. Bakalım sevgili nanamızı bu kez alt etmeyi başarabilecek miyim? Cevap veriyorum. Dıt. Evet. Nana, bana bir şey mi soracaksın? Aslında bunu söylemek benim için çok zor ama... Thank you.
Bakalım kim erken oturacak. Çocuklar ne yapıyorsunuz sabah sabah? Ay. Bir gürültü dene bakayım. Çocuklar, çabuk kahvaltınızı yapın. Bakın birazdan öğretmeniniz gelecek. Ne kadar ayıp. Ama baba çok gıcık ya. Yağmur alamız kalkmadı mı daha? Ne oldu, neden gülüyorsunuz? Baba, halam eve yine çok geç geldi dün gece. Ah ah, hiç akıllanmayacak bu kız. Allah bilir dosyaları da hazırlamamıştı. Öyle demeyin Emre Bey. Yağmur Hanım işinde çok titizdir biliyorsunuz. Bu benim ekmeğim. Ya benim ya. Benim. Bırak şunu. Ya. Sakın tartışmayın. Ya. Fenerin nerede söndürdünüz acaba? Aman abi öyle deme be. Aa, baba ya şuna baksana. Oğlum küçük oda hak vermiyor. İdare etsene kardeşini. Aman ya bu evin en değerlisi o zaten. Hanimiş benim küçüğüm. Hadi kalk servisin geldi. Hadi gidelim. Hadi canım benim. Doğru kreşe. Öğretmenlerini üzme, Emi. Bay bay babacığım, bay bay. Güle güle benim güzel kızım. Hadi. Hadi çocuklar, çabuk olun. Özge Hanım'la Simge gelir şimdi. Hiç sevmiyorum ki o iki gıcığı. Cicişler demiyor mu, uyuz oluyorum. Oğlum nasıl konuşuyorsun sen öyle bakayım? Tabii Özge Hanım okulda yaptığın tüm yaramazlıkları söylediği için onu sevmiyorsun. Hiç de bile. Nana'ya örnek alsana biraz. Hem çalışkan hem terbiyeli. Ama Emre amca, Okan basketbol da çok iyi. Aman kızım koruma şu halleri. Ha bu arada dün okuldan kağıt geldi. Sen yine burslu okumak için sınava girmişsin. Aa kızarım ama. Ben seni kendi çocuklarından ayırıyor muyum hiç? Biliyorum ama ben size zaten yeterince yük oluyorum. Olur mu öyle şey? Bir daha duymayayım. Bizimkiler geldi. Nana. Ya anne ya niye her sabah buraya geliyoruz sanki? Kızım arkadaşlarını okula götürüyoruz ya. Onlar bizimle gelmesinler. İstemiyorum. Geçim teyp ama. Kızım parasıyla değil mi? Oğlum ne kadar ayıp. Tabii, babam servise vereceği parayı size vermiyor mu sanki? Yani. Hakan, ya, çocuk canım kusura bakmayın. Tabii, anneleri başında olmayınca çocuklara terbiye verecek kimse de olmuyor. malum siz de çok yoğun çalışıyorsunuz. Ya, çekme be! Ben durumu iyi değil mi? Saçımı. Evet, daha köyden yeni gelmesine rağmen şaşırılacak kadar iyi. Hatta şaka gibi. Ya, gel buraya. Simge. Buraya dedim. Sizin durumunuz da zor tabii. Böyle annesiz iki küçük çocuk, bir de besleme. Nana bizim kızımız sayılır artık. Hem sağ olsun Gamze Hanım çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Tabii ama çocukların bir bakıcıya değil, bir anne şefkatine ihtiyacı var. Neyse, görüşmek üzere. Görüşürüz Özge Hanım. Cicişler, bekleyin bakalım. Kolay gelsin Gamze Hanım. Ne yapıyorsun abicim? Ne yapacağım? Bugünkü toplantı notlarına bakıyordum. Ne dersin? Bu işi alabilecek miyiz? Çok iyi hazırlandık. Umarım alırız. Şirketin mali durumu sallantıda. Bu işi yapamazsak birikimlerimizi satmak zorunda kalacağız. Kastettiğim benim futbolcu koleksiyonumsa onu aklından çıkar. Benim bilgisayar oyunlarımı satarken ben öyle demedim ama. Neyse bu işe bir çare bulacağız. Ayrıca ben senin gibi tek başıma değilim. Bakmak zorunda olduğum bir ailem var. O da doğru ya. Ya. Emre bu dosyayı zamanında yetiştirdiğimize çok sevinecek. Bu işleri böyle kolayca halletmene hayranım Yağmur. İşimi çok seviyorum da o yüzden. Duyduğuma göre şirketin durumu pek iyi değilmiş. Böyle giderse Emre Bey çalışanlardan bir kısmını çıkarmayı düşünüyormuş. Ne dersin? Beni de çıkarırlar mı?
Merak etme. Bu işi alıp durumumuzu düzelteceğiz. Ve kimse işten çıkmayacak. Umarım. Hem işimi kaybetmek hem de Hulusi Bey'den uzak kalmak bana çok dokunur vallahi. Bak hele. Hoş bir adam. Hep gözünün içine bakıyorum ama o benim farkımda değil sanki. Şekerim. Farkında olması biraz da sana bağlı. Şu dosyayı götüreyim bari. İstediğiniz dosya Hulusi Bey. Dosyayı ben istemiştim Figen Hanım. Ay pardon, şaşırdım birden. Hulusi Bey, sizin için ne yapabilirim? Şimdilik hiçbir şey. Bir şeye ihtiyacınız olursa biliyorsunuz hemen yan odadayım. Biliyorum. Sence bu kızın nesi var? Nesi olacak? Bal gibi senden hoşlanıyor işte. Aman Allah yazdıysa olsun. Pek salak bir şey. Öyle deme, bu işler hiç belli olmaz. Abi kız bir yakınında ama bir o kadar da uzağında bir adam vardı. Evet. O senin şu anda farkında değil. Ama yakında her şey değişecek. Ay ağzından yani bal damlıyor vallahi Zehra abla. Duydun mu Yağmur? Duydum duydum. Hadi bana da bak Zehra abla hadi. Kız bekleyesin mi, bitireyim şunu. Hadi çabuk çabuk. Son derece başarılı ve titiz bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık. Yalnız bu işin mali portresi biraz ağır. Aslında bu projeye göre çok iyi bir maliyet programı çıkardık ama... Yani FIFA Dünya Kupası oyuncularının orijinal kartları ve yanında 40 tane misket çok saçma. Ayrıca 3 tane bilgisayar oyunu istemişsiniz. Ben bunları karşılayamam. Bakın Sinan Bey, FIFA Dünya Kupası oyuncularının kartlarını zaten çalıştığımız taşeron üstleniyor. Malzeme için 15 misket, işçilik için 15 misket ve 2 oyun. Bizim bu işten karımız 10 misket ve bir oyun olacak, o kadar. Bu kadarına da çok demezsiniz herhalde. Siz yine de şu 40 misketi biraz aşağı çekmeye çalışın. Peki Sinan Bey, bunu düşünüp size haber vereceğiz. Tamam o halde, sizden haber bekliyoruz. Ne yapacağız? Çalışacağımız kişilerle sıkıp pazarlık yapıp misketleri aşağı çekmeye çalışacağız. Bu işe ihtiyacımız var. Evet. Evet Sinan Bey. Evet, gerekli görüşmelerimizi yaptık. Evet, biraz daha aşağı çektik. Güzel, demek sizin için de uygun. Peki, yarın mı? Tabii. Çok güzel. Yarın anlaşmayı imzalarız. Saygılar efendim, saygılar, hürmetler. İş tamamdır. Oh be, Bülent terslik çıkacak diye ödüm kopmuştu. Bunu hemen kutlamalıyız. Güzel bir pistacı biliyorum. Sonra da Lina Park'a gidip çocuklar gibi eğleniriz. Ne dersiniz? Harika olur. Durun Figen'e de haber vereyim. O da nereden çıktı? Yok, her yere aradım. Bütün okulda saklayacağı her yere baktım. Yok, buldum. Belki de dolabındadır. İyi de gözün bizim üzerimize. Bir an olsun ayırmıyor. Bunun için bütün harçlığımı harcamam gerekecek. Ama aklıma bir şey geldi. Nereye? Kantine birazdan geliyorum. Kantin mi? Kesin evine yapar. Ne eder bulur. Nasıl, ne yapacak acaba? Ne konuşuyorsunuz bakalım? Sana ne? Hem her şeye neden maydanoz oluyorsun? Ne yapmaya çalıştığınızı biliyorum. Ama boşuna uğraşıyorsunuz. O aptal bebeği bulamayacaksınız. Emre çok haklı. Bu kız tam bir gıcık. Ama geldi. Öyle geldi işte. Aa çocuklar, ben bunları Özge için aldım. Hayret. Şaka gibi beni kandırıyorsun, öyle değil mi? Yo, gerçekten senin için aldım. Bana bu rüşveti vererek bebeği vermemi istemeyeceksin herhalde. Hamburgerleri istiyor musun yoksa biz yiyelim mi? Ver şunu. Madem benim için aldın, seve seve yerim tabii. Çok tehlikeli. Şimdi birisi görürse
başımız belaya girecek. Niye bu kadar taktınız kafaya bu bebeği? Çünkü o bebeği çok seviyorum. Uf ya. Siz ne yapıyorsunuz burada? Şey... O kimin dolabı? Şey, bir arkadaşımızın dolabı da bir şeyimiz kayboldu. Acaba burada mıdır diye bakıyorduk. Evet. Ben de izinsiz dolabımı nasıl karıştırırsın? Ders notlarımı mı çalacaktın yoksa? Ben... Derste dalga geçersen tabii not tutamazsın. Sonra da benimkileri çalmaya yeltenirsin. Emre! Öğretmenim... Böyle bir şeyi asla bağışlayamam. Şuraya geçip tek ayak üzerinde duracaksın. Neden? Ceza olarak. Ne saçma bir ceza. Efendim, bir şey mi dedin? Yok. Ders aralarında dışarı çıkmak ne yok sana? Gidip gelip denetleyeceğim ona göre. Bulduk of ya. Benim aklıma gidip Özge'ye dönmekten başka bir şey gelmiyor. Emre. Tamam canım, herhalde dövecek halim yok. Of, kayıp bir şey nasıl bulunur? Tabii ki arayarak. İnsanlara sorarak. Buldum. Yağmur, bebeğinin bir fotoğrafı var mı? Evet, çantamda kucağımda çekilmiş bir fotoğrafı var. Ne yapacaksın? Fotokopiyle çoğaltıp her yere asalım. Süper. Belki bebeği gören, bulan birileri olur. Harika bir fikir Gamze. Hemen getiriyorum. Koş 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 koş. Gıcık nasıl da sırıtıyor. Sizce bunlar işe yarayacak mı? Deneyeceğiz. Nasıl oldu? Çok güzel. Bu ilanları hem okulun hem de evin çevresindeki her yere asmalıyız. Benim olur. Böylece bebeği çabucak buluruz. Hadi o zaman. Ne yani? Şimdi mi asacağız? Ama daha okul bitmedi. Bunları hemen asmamız gerek. Hadi Yağmur. Emre, baban okulu astığınızı duyunca çok kızacak. Bu çok önemli Gamze. Şey, Yağmur kalabalık olmadan uyuyamıyor da. Buradan kaçmak dünyada en son yapacağım şey. Bu çok ama çok kötü. Ama o bebek benim için gerçekten çok özel. Emre'nin dediği gibi o bebek olmadan asla uyuyamıyorum. Hadi Yağmur. Durun bir dakika, ben de geliyorum. Ailemizle ve okulumuzla başımız kesin derde girecek. Sen de mi geliyorsun? Biz bir ikimiz, öyle değil mi? Gibi. Hala o aptal Bezdeve'yi mi arıyorsunuz? Bulamayacaksınız, boşuna heveslenmeyin. Çekil şuradan. Bulamayacaksınız işte. Okuldan kaçtınız, öğretmeninize söyleyeceğim. Versene bir tane daha. Şaka gibi. Bebeğinizin kaybolduğunu bari bir de polise haber verin. Haklısın, polise haber vermek lazım. Sorumluluğunu çaldığın için selam satmaları gerek tabii. Ne yapıyorsunuz bakayım burada çocuklar? Şey, ilan asıyoruz da. Öğretmenim, önüne gelen böyle ilanlar asabiliyor mu okula? Tabii ki hayır Özge. Öğretmenim, bebeğim kayboldu. Bu ilan onun için. Lütfen izin verin, lütfen. Tamam, tamam. Hadi asın bakalım. Çabuk. Ne? Evladım. Efendim? Gülüne Hanım'ı görünce ona çok kırgın olduğumu söyler misin? Söylerim öğretmenim. Gel. Hoş ol, hadi. Hadi, hazır müdür gitmişken biz de görünmeden dışarı çıkalım. Evet, hadi. Nereye? Sana ne?
Neyse ki son derse yetiştik. Oh, öğretmenimiz kesinlikle ceza verecek. Revirdeydik falan deriz. Ne yapalım? Bir bebek için bu kadar uğraştığımıza inanamıyorum. Hey çocuklar, bakın bahçedeki altın altında ne buldum? Bebeğim! Senin mi? Hocam, bu karışıklık için özür dilerim. Yağmur bu bebekten bir türlü ayrılamıyor. Bugün de okula getirince bu karışıklık yaşandı sanırım. Bana güvenin. Bir daha bu bebeği görmeyeceğinize dair söz veriyorum. Of, olabilecek en kötü şey oldu. Simge bebeği ne yaptı acaba? Gece yarısına kadar ondan bebeği almanın bir yolunu bulmalıyız. Yani. Hadi o zaman. Yani. Doğrudursana Allah aşkına. Bırakın biraz daha uyuyayım ya, ne olur. Ne güzel maceralı bir rüya görüyordum. Uzay gemi uzaylılardan geri almadan uyandırdınız. Ama ne çene ne çene. Kokarcam, geç kalacaksın. Hadi. Emre bak, Yağmur hazır bile. Gerçekten. Bence yanlış yapmışlar. Okul sadece hafta sonu olmalı. Hafta içi de tatil olmalı. Böyle sadece ilk gün okula giderdik, ne güzel. Babam seni sanayiye yazdırsın da gör gününü. Ne var sanayide, araba tamircisi olurum, ne güzel. Hem şundan bütün arabaların özelliklerini öğrenirim. Matematikten iyidir. Babanın seni sanayiye vereceğim demesi lafın gelişi. Öyle de böyle de bu matematik öğrenilecek. Babam senin işi boş gezenin boş kalfası olacak diyor. Bence de işleri biraz sıkı tutmalısın Emre. Ya aman üzerime gelmeyin ya sabah sabah. Psikolojim bozuluyor. Ne yapalım yani, bir şey olamazsam o zaman ben de uçaklar dünyasına giderim. Orada hiç güç yok nasılsa. Ama çok komik. Bu espri zekanı derslerde de kullanırsan hepimiz çok sevineceğiz Emreciğim. Hadi, hadi yürüyün bakalım. Hadi bırakın gelin. Ay hayatım, sen de benim kadar heyecanlı mısın? Yo. Ay bir hoşsun vallahi Hakan. Koskoca Nilüfer Hanım bizimle iş görüşmesine gelecek. Sendeki rahatlığa bak. Gel canım. Oo, paşam, gözünüzü açamıyorsunuz. Sabahları hep böyle biliyorsunuz. Şimdi açılır o. Aşk olsun Hakan. Bana bir teşekkür bile etmedin. Hı. Niçin? Nilüfer Hanım'la toplantı ayarladığım için tabii ki. Pardon, çok teşekkür ederim. Gerçi bu kadınla ilgili bazı şüphelerim yok değil. Zenginliğin verdiği şımarıklık içinde olsa gerek. Simgecici, sen zengin misin? Hayır, sayılmaz. O zaman neden zenginliğin verdiği bir şımarıklık içindesin? Kızım, yumurta almayı unutmuşsun. Nerede yumurtalar? Hay aksi. Yolda bu kediciyi bulunca ne alacağımı unuttum inan. Zaten niye para harcıyorsak boşuna. Neyse, nerede buldun onu? Dışarıda, kapının önünde duruyordu. Baksana ayağına makbuş. Vah. Hay Allah. Başımıza iş almayalım yavrum. Ha? Makbuş. Onu tedavi etmem gerekiyor. Baksana şunu, ne kadar zor oldu. Bir kedimiz eksikti. O da oldu. Vallahi Hakan görürse kıyameti koparır. Sadece tedavi edip bırakacağım. Olayı lütfen Yıldız Savaşları'na çevirme makbuş. O da ne demek şimdi? Ne demek yani? Yıldız Savaşları'ymış.
Nereden bulursun bu lafları bilmem ki. Çok tatlısın. Çok güzelsin. Çok tatlısın.